Merhaba arkadaşım, derse hoş geldin. Dikdörtgen kareyi işleyeceğiz şimdi ama öncesinde bazı yorumları okumak istiyorum. Arkadaşlarımız sorular sormuşlar. Mesela Fehime Taş diye arkadaşımız demiş ki Hocam, alıştırmalarla geokampını mı önce bitirip sonra geometri yapan uçara geçeyim? Yoksa ikisini beraber mi götüreyim? Nasıl yapayım? Aynı şekilde Zehra Grant da demiş ki, ben daha yeni geometriye başlayacağım. Geometri yapan uçarı mı çözeyim? Yoksa bu alıştırmalarla geometriyle mi başlayayım? Nasıl yapayım? İkisini beraber mi yürüteyim? Arkadaşlar eğer ki temeliniz zayıfsa Öncelikle alıştırmalarla geometriyi izleyin. Bu bir temel atma dersidir. Sonra geometri yapan uçara geçin. Çünkü o ikinci kampta yeni nesil daha güzel sorular var. Buradaysa alıştırma soruları var. Öğretici sorular var. Orada da yükseltici sorular var. Tamam mı? Bunu bilmenizi istiyorum. Aynı anda ikisini de izleyebilirsin. Önce bunun birinci dersini sonra diğerinin birinci dersini beraber de götürebilirsin. Hatta bence beraber götür. Tamam mı? Beraber götüre götüre dersler izlersen de çok faydalı olur. Bu arada Sümeyye Baykan'da bayağı gelişme kat Bize bir teşekkür yazmış. Ona da teşekkürler diyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ve dikdörtgen kare başlıyorum. Ödevimiz nerede hocam? Burada tabii ki hemen sazan balığımı aradan çıkarıp durur yüzdürüyorum. Dikdörtgen kareden tam 7 test alıştırmamız var arkadaşlar. Sonra yamuk ve deltoid. Hocam bizde yamuk olmaz. Olur. ÖSYM de olur. Mecbur bizde yamuk yapacağız. Şimdi arkadaşlar dikdörtgen nedir? Dik ve dört. Bitti dik kenarları dört kenarı da dik olan dörtgene dikdörtgen diyoruz. Güzel tarafı nedir? Basit olması. Karşılıklı kenarları eşittir. Tamam bu buna eşit. Bu da aha buna eşit. A A B B. Bütün açılar 90 derece. Bunu bilin. Bütün açılar 90 derece. Diklik oradan geliyor zaten. Şimdi bunun çevre uzunluğu nedir? Çok basit. A ile A'yı toplarsın 2A. B ile B'yi toplarsın 2B. 2 artı 2B. 2 parantezini alsan da 2 çarpı artı B aynı şey. Alan. Alan önemli. Alan için bize ne lazımdı? Diklik. Bak bunlar zaten birbirini dik kesiyor. Evet o zaman bu kenarla bu kenarı çarptığımda direkt alanı veririm. Uzun kenarla kısası çarpılır. A çarpı B sana alanı verir. Köşegen. Arkadaşlar ne demiş? Bir e, dikdörtgen köşegenliğinden birbirine iki dik üçgen ayrılır. Köşegeni çizdim mi köşeden köşeye? Evet. Bak bu ve bu birbirine benzeyen, benzeyen demeyeyim. Birbirinin aynısı iki tane dik üçgen var. Tamam. Çünkü bu buna eşit. E bu da buna eşit. Tamam. E zaten hipotenüsleri aynı. Birebir benzerlik oranı birebir. Zaten şunu da diyebilirsin hocam. Şu açı nokta şu açı çizgi olsun. Z kuralında bu nokta buraya geçer. Evet. Nokta çizgi 90 ise burada nokta var. Bu da çizgidir. Zaten hocam şurada da bir Z var. Çünkü açılar 90-90 olduğu için mecburen bunlar birbirine paralel. Niye? Paralel çizgiler aynı çizgiyle aynı açı yapar. İkisiyle de 90 yaptığına göre bunlar mecburen paralel zaten. Güzel. Dikdörtgenin çevresi 48 santim olduğuna göre alanı ne kadardır? Bulalım. Ya çevre 48 mi? Evet. Bu 14 ise bu da 14. Şimdi 14, 14, 28. Benim ulaşmam gereken şey 48. Aradaki fark nedir? 20 hocam. Bu ikisinin toplamı 20'dir. E bunlar da eşit olduğuna göre var mı bir sıkıntı? Yok. O zaman devam ki. Arkadaşlar alan nasıl bulunuyordu? Hocam Dikdörtgen demiş. Bakın dikdörtgen de, bunu yazdığında buralara dikliği yazmak zorunda değil. Biz hemen ekleriz. Tamam. Alan için bununla bunu çarpmam yeterli. 14 ile onu çarparsak 140 santimetre kare. Alan kareyle bulunur, uzunluk santimle bulunur. Devam edelim. ABCD dikdörtgeninin. Tekrarlıyorum. Daima bilgilerin hepsi şeklin üstünde verilmemiş olabilir. Soru kökünü okuyun. Dikdörtgen dediği için hemen diklikleri ekle. Karşılıklı kenarların 7 7 olduğunu bil. Alanı 168. Burası A, burası da A'dır. Tamam. Alan nasıl bulunur? Hocam bu tabanla bu yüksekliği çarparsın. Kısa kenar, uzun kenar. Çünkü bunlar diktir birbirine. Alanı verir. 7 ile A'yı çarp 7A. 7A sana alanı verir ve alan 168'miş. Bana 168'i 7'ye bölüp kim söyleyebilir? Ben söyleyeyim mi? 24 defa var herhalde. Bakayım 24'ü 7 ile hızlı bir şekilde çarpayım. 7 kere 4, 28, 8 elde var. 2. 7 kere 2, 14. 2 ee, delde de vardı, 16. Tamam, doğru. Demek ki A dediğim şey 24'müş arkadaşlar. Bölerek, 168'i 7'ye bölerek buldum. Burası 24. Neyi soruyorsun? A, C. A, A, C. Bu A, C buradaki dik üçgenin bir kenarıdır. 7, 24. Neydi bu? 25 hocam. 7, 24, 25 özel üçgeni. Buranın 25 olduğunu buldum. Hatırlayamadın. 7'nin karesi artı 24'ün karesi eşittir x karede. Buraya x de Pisagor'dan yine 25 bulursun. Ama 7 gün 24 saat ve 7 gün 24 saat ne olabilir? 7, 24, 25'i bir yere bağlayacağım. 7 gün 24 saat 25 dakika açıl. <laughs> Olmadı ama neyse. Siz uydurun bir şey. 7 gün 24 saatten aklınıza 25 gelsin. Benzinciler 7-24 açıktır ya oradan aklınıza gelsin. 25 tane benzinci var diye düşünün. 7 gün 24 saat açıklı. Yukarıdaki ABC diye dikdörtgeninde hemen dikdörtgen deyince diyorum ki oh be işim kolaylaştı. Buralar diktir. Karşılıklı kenarlar eşit. 3, 12 daha 15. Hemen BC'ye de 15 yaz. E burası 12 hocam. Karşısı da 12 o zaman. Güzel. Sonra boyalı bölgenin alanı. Şuraların alanı. Bu karşılıklı kenarları yazdığıma göre dik üçgenin alanlarından bulabilirim. Bak şu dik üçgende taban 3 yükseklik 12 çarp 2'ye böl. 3 çarpı 12 bölü 2'den 3 kere 12 36 bölü 2 18. Buranın alanı 18 çıktı. Buraya bakalım. Bak dik üçgen var. Bu yükseklik bu taban olsun. Dik olmaları önemli. Hangisinin yükseklik hangisinin taban olduğunu bir önemi yok. Dikse biri birinden biridir yani. 12 ile 12 çarpı 144. Bölü 2'ye 72 hocam. Bunun alanı da 72. Toplamını soruyor 80 90. Toplam alan taralı bölgede 90. Ayrıyetten şunu da hatırlatayım. Ben demiştim ki sevgili arkadaşlar bir dikdörtgende içeri çizilen üçgen şu beyaz bölge dikdörtgenin alanının yarısıdır. Yani buradaki beyaz bölgenin alanı bu ikisinin toplam alanına eşittir. Mesela 15 ile 12 çarpın bütün alan 180 olarak bulunur. Bu bütün şeklin alanıdır. İçerideki üçgen o alanın yarısına sahiptir. 90. Kalan 90 da bu ikisine paylaştırılır. Bitti. Bu ikisinin toplamı yine 90 çıkıyor. Cevap yani yine doğru. Bunu da uçuralım. Dikdörtgenin özellikleri nelerdir? Arkadaşlar, dikdörtgenin Z kuralından dolayı şu çapraz açılar eşit. Tamam. İkinci bilgi. Dikdörtgende köşegenler birbirini ortalar. Bakın, bu dikdörtgen bu çizdiğim köşegen uzunluğuyla bu çizdiğim köşegen uzunluğu birbirine eşittir. Ve birbirlerini ortaladıkları için her ikisi de birbirini tam ortadan ikiye böler. Bu dört parçanın uzunluğu eşit olur. Çünkü bu toplamda hipotenüstür. Bunun karesi ve bunun karesinin toplamı bunu verir. E aynı kenarlar burada da var. Bunun karesiyle bunun karesinin toplamı da bunun karesini verir. Pisagor'dan. Buralar dik ya. Demek ki bunlar eşit. Birbirine bakan iki eş dik üçgen oluşuyor demiştik. Bunlar da birbirini ortaladığına göre kesilen ortalar dördü de birbirine eşit olur. Zaten bu eşitlikten dolayı ikiz kenar oluyor. Gördünüz mü? Şurada ikiz kenarlık var. Bunlar eşit. Bunlar eşit. Yine burada da ikiz kenarlık var. Bunlar eşit. Aslında üçgenin özelliklerini kullanmaya devam ediyoruz. İç ters açılardan bu buna. Bu da buna eşit. Doğruda açılar özellikleri. Burada her şeyi tekrar baştan sona anlatmış. Anlattığı şey aslında doğru da açılar. Nereyi soruyor? Bütün açıları bulalım. Bak şimdi. İkiz kenar var mı? Şu iki kenar eşit. Bu kırıksa bu da kırık. Bitti. E, bu bir dikdörtgen olduğu için nerede yazıyor hocam? Hiçbir yerde yazmıyor. Ben yazıyorum şimdi. Dikdörtgen. Burası ne yapar? 50. Toplamı 90 yapacak. İkiz kenar var. Bu 50 ise <laughs> burada 50. 90 olacağı için burası 40. İkiz kenarsa bu 40 ise bu da 40. Gördün mü? Mecburen bu da 50 olacak. Toplamları 90 yapacak. 40, 40, 80. 180 tamamlamak için burası 100'dür. İç ters burası da 100'dür. Düzlük 100, 180'e eşit olacağına göre burası 100 ise burası 80. Burada 80. Gerçekten de 50, 50, 100, daha 180. Her şeyi yerine yerleştirdik. Uçurabiliriz. Asıl sorumuz bu. Arkadaşlar bu soruyu çözmeyi dener misiniz? Hadi bakalım. Üçgende açı sorusu desem yeridir. X kaç derece? Şimdi buranın 90 olduğunu bildiğim için hemen 90'a tamamla. 42. 90'dan 42 çıkar mısın? 48. Sağlamasının hepsi 80-90. Güzel. Başka? Hocam iç ters açıdan şu 80 şuraya geçer. Doğru. Burayı da bulurum falan. Ama bir dakika. Aklıma bir şey geldi ya. Bak 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 bak. Bak şu üçgene bak. Bu üçgende bu bir dış açı ortaydır. Bu ikisi birer iç açı ortaydır. Bir dış açı ortay, kendisine komşu olan değil. Olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Bu ikisinin toplamı 80 yapmalı. 40 yani x artı x artı 48 eşittir 80 yapmalı. At karşıya 32. Sen 32'sin. Topla 70, 80. Bitti. X 32 bulduk. Ya da bir yöntemi yok. De ki hocam 180'e tamamlayın buranın üstündeki e, açıyı. Buraya 100 kalır. Şimdi üçgen iç açıları toplamı 180 yapın. 140 daha 148. 180'e tamamlamak için yine 32 lazım. Bitti. Ya da bu 80'i buraya geçir karşıya. Sonra burayı bul. Sonra burayı bul. Sonra buradan buradan. İstediğin yerden gidebilirsin. Bir yöntem yok. Birçok yöntem var. Hatta bulayım bak. Bu 80 180 100'e tamamlamak için buraya ne kalır? 58, 90, 100, 180 58. Burası 90 yapacak. Buraya ne kaldı? 32. Hocam burası 90'dır. Büyük şekli odaklanın. 90, 32 ise buraya 58 kalır. Hocam 58 ise burayı 90'a tamamlamak için 90'dan 58 çıkarın. Hocam burası 32. Bütün açıları bulabilirim yani. Sadece hedefe odaklanmak zorunda değilim. Çevresindekileri bulur. Hedefe öyle gidebilirim. X'in değeri kaçtır? d dikdörtgen. Yine bunu kaçırmayacağız. sen burası 90 olacağına göre sen 50'sin. Bitti. E hocam dikdörtgende köşegenler şu köşegenler birbirine da hani. Şu çizgi buraya da eşit. Birbirine ortalar. Bunlar da eşittir hatta. 400'e eşit demiştiniz. Harikasın. Teşekkür ederim. Bu 40 40'sa burada 40. İkiz kenarlıktan. 40, 40, 80. 180'den burası 100. Ne varsa bulayım ya. Yapıştır. Ne bulduysam. Aa ikiz kenar. 50, 50. 50, 50, 100, 180 e tamamlamak için 80. Her şeyi bulayım. Hangisini beğenirsen oradan yap. İkiz kenar hocam 50, 50. Hocam 90'a tamamlayın 40. İkiz kenar. Aha şurası çok önemli. 180 olacak buranın iç açıları toplamı. 40'ı burada kaldı 140. Eşit paylaştırmalıyım. Çünkü ikiz kenar olduğu için 40'ı 70, 70 diye paylaştırıp Şimdi gelin iç ters yapalım. Şu açı 100 ya. Bunun iç tersi bu bölgede 100 olmak zorunda. Gördünüz mü? Kırmızı kırmızı taradım. E, x artı 70 100 ise x 30 çıkacak. Bitti. Diyelim x'in 30 olduğunu oradan bulamadım. Şöyle yap. Şu çizgi dümdüz değil mi? Evet. Buradaki açıların toplamı 180. 80 70 daha 150. 180 olması için x'ine 30 olmalı. Diyelim onu da yapamadım be. Burası 50 mi? Burası 40 olur. Buradaki üçgenin iç açılarına bak. Bir dış açı şu iki iç açının toplamına eşittir. 70 bu ikisinin toplamına eşittir. 40 ile 30 70 yapar. Bitti. Ya diyelim onu da bulamadın. Allah'ın sesini şurayı 180 tamla. 70 ise burası 100. Şimdi bu üçgenin iç açıları toplamı 180 yap. Bu ikisinin toplamı 140 yapar. Ee, 140 pardon burası 110 olacaktı. Ben yanlış yaptım. Şimdi 180 yaptı. 110. 40 daha 150 yapar. Burası 30 olacak ki toplam yine 180 yapsın. Her yol sana aynı sonucu verecek. Yeter ki doğru yolları izle. Dikdörtgen. Harika ya. Dikdörtgen misin? Sen diksin demek ki. Sen diksin. Sen diksin. Buraları hemen yazayım. A5. Burası ne olacak? 5. İkisi burada. 3. Hocam çok hızlısınız. Biraz yavaşlayın. Peki. Burası 3 oldu mu arkadaşlar? Evet oldu. Şimdi ne dedik? A60. 90. 30-60-90 üçgeni. Burası 30. 90 30 daha 120 buraya mecbur 60 kalacak. Toplamı 180 olsun diye. 90 60 ise buraya 30 olacak. 180'e sağlamak için. Hocam 30'un karşısında ne varsa 90'ın karşısında 2 katı olur. 30'un karşısında 5 varsa 90'ın karşısında 2 katı olan olur. 30'un karşısında ne varsa 60'ın karşısında kök 3 katı olur. 5 kök 3. AD'yi soruyor. Neresi AD? AD, D, D. A, D yok. Ha, şu, şurayı soruyor. Orayı bulmak için aşağıyı bulurum. Aynı şey. 60'ın karşısında 3 varsa bakın 30'un karşısında ne varsa 60'ın karşısında kök 3 katı var. Kök 3 ile çarpılmış hali 3 olan şey nedir? Kök 3'tür. Neden? Bulamadınız diyelim. Şuraya AD. A'yı kök 3 ile çarpınca 3 olacak. Değil mi? A vardı. A'yı kök 3 ile çarptım. 3 yaptı. Kök 3'e böl. A eşittir. 3 bölü kök 3. Payda da köklü işlem olmaz. Eşleniği olan kök 3 ile genişlettiğin an yukarısı 3 kök 3 bölü kök 3 ile kök 3 3 yapar. 3'ler sadeleşir. A eşittir. Sadece kök 3 oldu. Gördünüz mü? Buraya da A demiştim. Kök 3 oldu. Bak 30'un karşısına kök 3 varsa 60'ın karşısına onun kök 3 katı olur. Kök 3'ü çarpınca 3 yapar. Buradan sağladım. Şimdi burası toplamda 5 kök 3. 1 kök 6 kök 3 yaptı. Demek ki yukarısı da 6 kök 3'tür. Cevap 6 kök 3 iyi de ama. Bakın dikkat ettiniz mi? Daha önce öğrendiğimiz her şey bizimle beraber geliyor. Dik üçgen, 30 60 90 işte doğrulu açılar kuralları vesaire. Yani yeni konular aslında eskinin tekrarı 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 üst üste tekrarı hali. O yüzden demiştim üçgen geometrinin her şeyidir, beynidir, kalbidir, böbreğidir, dalağıdır. Üçgenlerin her özelliğini bileceğiz. BF kaç santimdir? Bu kalem bu arada bitmiş. Şunu da fırlatayım. Diğer kalem gel buraya siyah. BF, BF. Şimdi arkadaşlar saçma bir kenar ya. Böyle acayip bir kenar. Tam bir köşegen değil. Bu saçma kenarın uzunluğunu bulmak için onu bir dik üçgenin kenara haline getirmelisiniz. Diyorum ki burası 16 ise karşı iki eşit parçaya bölünmüş eşit olmalı. 8-8 çünkü dikdörtgen diyor. Buralar hep dik yani. Diyorum ki tamam 8 8. Aa bunu dik üçgenin bir kenarı haline getirmek için yukarıdan gelen dikliği aynen dümdüz aşağı iniyorum. Buraya da dik olarak gelir. Çünkü bu yukarıyı dik kesiyor. aşağıyı da dik keser. Dik dörtgende bu çizgi düzdür. Bu 8 buraya da gelir hocam. Aynen. Çünkü dik dörtgen paralel kenardır aynı zamanda. Bu kenar buraya eşittir. Bu 10 buraya iner. Çünkü hepsi dik dikdörtgendir. E 25'in 10'u buradaysa buraya 15 kaldı. Şimdi bu dikse burada da dik zaten. Siyah üçgene odaklan. 8 15 tananın. Hangi üçgen bu? 8 15 17. Teşekkür ederim. Hatırlayamadın. 8'in karesi artı 15'in karesi eşittir. X karede Pisagor'dan yine burayı 17 bulacaksın. Bak aranan BF nasıl da benzetildi bir üçgene. Bir dik üçgene ve dik üçgenden çıkarıldı. Bütün mesele bu. Geometri budur işte. Sizden istenen şeyi daha önce bildiğiniz şeylere benzetirsiniz. Yeni bir şey bulmazsınız. Hadi uçuralım. CDE doğrusal düz bir çizgi olduğuna göre AB nedir? Bu da dikdörtgenmiş. A, A, C, D, E dikdörtgen. Hemen dikliği koyayım ki. He? Bak diklikten diklik indi. Kimdi bu? Öklit hocam. Öklit'i seviyoruz değil mi? Geometrinin babası, kurucusu. AB nedir? AB neresi? Burası. Zaten dik üçgenin bir kenarı. Oradan oraya yürüyeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurayı kapatın. Şu küçük dik üçgene odaklanır mısınız? Bak. Bir kenarı bilmiyorum. Bir kenarı biliyorum. Bir kenarı biliyorum. Ne yapacağım? Buraya A diyeceğim. Pisagor yapacağım. Çünkü özel üçgene benzemiyor. A kare artı 12'nin karesi yani 144 hızlı geçeyim. Eşittir bunun karesine. 6 kök 5'in karesini almakta zorlanan arkadaşlar için alıyorum. Bakın şöyle. 6'nın karesini alırsın. 36 çarpı kök 5'in karesini alırsın. 5. X'in çarparsın 180 yapar. Şimdi 144 at 180'den çıkar. A kare eşittir. Hocam 36 yapar. Karesi 36 olan pozitif sayı nedir? 6'dır. Demek ki A dediğim şey 6'ymış. A'yı sil yerine direkt 6'yı yaz. Bitti. Ne diyordu Öklit? Diklikten diklik çıkarsa neydi? H, H kare eşittir P çarpı K. Yani yüksekliğin karesi H kare eşittir P çarpı K. Buna patates kızartması mı diyorlar da? H kare neydi? Ee, bunun bir kodlaması vardı da unuttum şimdi ya. Şimdi arkadaşlar bura P, K, bura K, burada H kareydi. Tamam mı? Dolayısıyla bunda bunun çarpımı bunun karesini vermeli. Öklit biz öyle diyor. Diklikten diklik indiğinde iki parçanın çarpımı yüksekliğin karesidir. Buraya da A diyelim. A çarpı 12 eşittir. 6'nın karesi olan 36'ya. Yani A ile 12'yi çarp. 12 A eşittir. 6'nın karesi olan 36'ya. A'nın buradan 3 olduğunu hemen anlıyorum. A'yı sil yerine 3 yaz. Neyi istiyordu? Şimdi onu başka bir renkle tarayayım. A, istiyordu. Bu kırmızı üçgene bakar mısın? Sadece buraya fokuslan. Gördüm hocam. 3'ün karesi 6'nın karesi eşittir x kare diyeceğiz. Harikasın ya. Ben bunun 3 kök 5 olduğunu biliyorum. Çünkü bir kenar diğerinin 2 katıysa burada kısanın kök 3 katı olur. Ama siz bunu ezberlemeyin. 3'ün karesi 9 artı altının karesi 36 altı, eşittir x kare. x kare 45 yapar. 45'i dışarı çıkarırsanız 9 çarpı 5'tir. 9 dışarı çıkar. 3 diye 5 kalır. 3 kök 5 olur. Tamam. Bu da iyiydi. Bunu da bir şöyle bir yıldız atalım. Güzel bir soruydu. Neden? Eski bilgileri hatırlattı. Dedi ki eskileri unutma. Ah, ah eski günler. ABC de dikdörtgeninde. Dikdörtgense hemen dikliği yapıştır. Hemen hemen hiç düşünme. Karşı kenar 19. Burası da 19'dur. 3'ü buradaysa buraya 16 kaldı. Bak hemen bunları yaz. Yazdım hocam. Şimdi ne olabilir? Burada diklik var. Burada diklik var. He, şu iki dik üçgende benzerlik olabilir. Neden? Bak burada nokta açısı olsa burası da çizgi açısı olsa Nokta ile çizginin toplamı 90 mı? 90 da burada 180 çünkü tamam. Evet. Nokta ile çizgi 90. O zaman şu küçük üçgene bak. Burası 90 ise şu iki parçaya 90 kalır. Burası çizgi ise bu da mecbur nokta olacak. Nokta ile çizgi 90'dır. Bir 90 da burada 180. Buraya gel. 90'ı var. Bura nokta açı mecbur burada çizgi olacak. Çizgi ile nokta 90 yapar. Bir 90 daha 180. Bu üçgenin de iç açılarının toplamı 180 olmasını sağladık. Şimdi şu iki küçük üçgende benzerlik var. Nerede var? Çizginin karşısında 4 var. Çizginin karşısında 16 var. Benzerlik oranı, oranı 4 bölü 16. Ama biz sade halini isteriz. Sadeleştir. 4'e böl. 4'e böl 1. 4'e böl 4. Benzerlik oranı 1'e 4. Bunda 1 olan bunda 4 katı olur. O zaman bu 1 bölü 4 şurada da geçerlidir. Noktanın karşısında 3 var. Noktanın karşısında x var. Sallıyorum burası da x olsun. İçler dışa çarpım yap. x eşittir. x ile 1 çarptım. x 3 ile 4 çarp 12. x 12. Bu uzunluk 12'ymiş arkadaşlar. O zaman tamamı 12 olduğuna göre bu tarafta bu tarafa eşit. 12 ise 4'ü buradaysa buraya 8 kalır. Böylece burası da 12 yapmış oldu. DF'yi soruyordu. 8 bulduk. Tamam mıyız? Tamamız. Şu benzerliği görmek çok çok önemliydi. Zaten dik üçgenler var burada iki tane. Bunlar arasında ne olabilir ki? Benzerlik olur. Başka ne olacak? Devam edelim. A, E neresi? AE. AE aha da burası. Dikdörtgen. Dikdörtgen. Hocam dikli koyun. Tamam doğru. Bir an dedim ki dikdörtgen ne olacak. Ne olacak? Diklik olacak. Ee, ne olabilir acaba? Kaldım öyle. Aha bak 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 ne gördüm. Bu dikdörtgenler paraleldir. Şu 8 şu 12 ne alakası var ya? Ne alakası var? Kelebek alakası. Benzerlik. Kelebek etkisi. Bu açı bu açıya eşit. İşte Z kuralından işte şuradaki çizgi şuraya eşit. Tamam. Bak benzerliğe göre bu çizginin karşısında 8 var. Bu çizginin karşısında 12 var. Benzerlik oranı 8 bölü 12. O zaman buranın karşısında mesela A var. İlk bundan aldığım için yine ilk bundan alıyorum. Noktanın karşısında A var. Noktanın karşısında 18 var. Bitti. Bu benzerliği yapıştıracağız. Sadeleştirelim ya da işler dışarı çarpma yapalım. 12 çarpı A eşittir. 8 çarpı 18. Her iki tarafı 6'ya böl 2. 6'ya böl 3. 2A eşittir. 8 kere 3 24 yapar. Böl 2. Bir tane A 12'dir. Yani burası 12'ymiş arkadaşlar. Gördünüz mü? Hocam siz benzerliği paralellikte arayın demiştiniz. İyi de bunlar dik üçgen. Aynı doğruyla aynı açıyı yaptıklarına göre 90-90 bunlar paralel zaten. Heh, bu önemliydi. Neyi soruyorsun? AE'yi soruyor. Heh, şimdi bak burası 7 artı 18'den 25. Buranın da 25 olması için 12 buradaysa 25'ten 12 çıkar. Buraya 13 kaldı. Uçuyor. Kare. Geldik kareye. Karede dikdörtgenin bütün özellikleri var arkadaşlar. Ekstradan bütün kenar uzunlukları eşittir. Yani kısa kenar uzun kenar diye bir şey yok. Bütün kenarlar eşit. Bu bize muhteşem bir simetriklik getiriyor. Bakın geometride simetriyi bilmek önemli. Simetri anlayışı geometriyi kolaylaştırır. Çevre uzunluğu 4A'dır. Neden? A, 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 A topla 4A. Çevreyi topluyorsun. Hepsi bu. Alan A kare. Çünkü bu da A. Bu da A. A ile A'yı çarpınca A kare sana alanı verir. Çevre uzunluğu 48 santim olan karenin alanı ne kadardır? Şimdi bunun çevresi 48 ise 1, 2, 3, 4 kenarda eşit. 48, 4'e böl. Demek ki her bir kenar 12, 12, 12. Buraların dik olduğunu da bileceğim. Çünkü karede de dikdörtgen gibi diklik var. Şimdi alanı 12 çarpı 12 144 santimetre kare finito ve uçuş. ABCD karesinin alanı ne kadardır? Bak şimdi bura 90. Bu kenar buraya eşit mi? Evet. Peki burada ikiz kenardaki üçgen yok mu? Var. 90 kalan 90 derece şuraya eşit paylaştırılır. 45 45 E 45 45 93 üçgeni sana der ki 45'in karşısında her ne zıkkın varsa 90'ın karşısı onun kök 2 katı var. Yani burada A var. A var. 90'ın karşısı A kök 2'dir. Şimdi bu kenarın kök 2 katı 20'ymiş. Yani A kök 2 dediğim şey 20 ise A'yı bulmak için her iki tarafı kök 2'ye böl. Bunu kök 2'ye böldüm. Bunu da böldüm. Zaten bu gitti. Şimdi 20 bölü kök 2 nasıl bulunur? Buna eşleniği olan kendisiyle çarpalım. Bununla bunu çarp. 20 kök 2 bölü. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. 2'ye böl 10. 10 kök 2. Bu kenar 10 kök 2. Bu kenarda 10 kök 2. Dolayısıyla 10 kök 2 kök 2 katı gerçekten 20 yapar. Burayı verir. Oley bulundu. Şimdi ne istiyorsun? Alan. 10 kök 2 ile 10 kök 2 çarpacağım ve 2'ye böleceğim. Bu kalem de bitmiş ya. Allah Allah bu da hep bitiklere denk geldik ha. Gel bakayım bitmemiş bir şey bulayım şuradan. Şu. 10 kök 2 ile 10 kök 2'ye 2 dik kenarı çarpmam gerekiyor arkadaşlar. Çarpalım. 10 10 yazacağım A yazdım. 10 kök 2 çarpı 10 kök 2. Şimdi 10 ile 10 100 yapar. Kök 2 ile kök 2 2 yapar. Yüzde 2'yi çarpın 200. Bu arada bu da bitmiş. <laughs> bunu da salla. Allah'ım tüm kalemlerim bitti mi yoksa? Alan 200 bulduğuma göre işlem bitti arkadaşlar. Tamam mıyız? Tamamız. Buraya geçelim. Zaten bilgiyi burada vermiş. Keşke başta bunu gösterseydim. Arkadaşlar karede ikiz kenar dik üçgen oluştuğu için 45'in karşısında ne varsa 90'ın karşısında kök 2 katı var. Bunu unutmayın. Aynı zamanda burası 45 ise burada 45'tir hocam dersin. Çünkü neden? 90'dı ya. Yarı yarıya bölüşmüş. Burada da aynı şekilde 45-45 olur. Açı ortaya olur. Yani karedeki bu köşegen aynı zamanda açı ortaya olur. Bunu ezberlemeyin. Bunu bir çıkarım olarak sorunun içerisine zaten çıkarabilirsiniz. Bu bir çıkarımdır. Sürekli bunları ezberlemek zorunda kalmayın yani. Bütün özelliklerini burada anlattı. Bak demiş ki şekil. Köşegenler birbirlerini ortalar. Tamam. iki eş parçaya böler. Köşegen uzunlukları eşittir. Bunlar eşit olur. Aynı zamanda köşegenler açı ortaya olur. Bütün açıları 45-45 diye böler. Bu önemli bir bilgi mi? Evet. işimizi kolaylaştıracak bir pratik bilgi. İşte uzunlukları vermiş falan fistan. Karede de biliyorsun bütün kenarlar aynı uzunluğa sahiptir. Ha şunu da söyleyeyim. Bazen şekilde bu özelliği verir. Bunun kare olduğunu anlamamız gerekiyor. Bakın köşegenler bile dik kesişiyor. Neden? E bura 45'ti, bura 45'ti 90. Burada 90 olmalı ki 180. Bu üçgenin iç açıları toplamı 180 olsun. Hadi bakalım. Bunu da uçuralım. Örnekten devam edelim. Kare diyor. Kare olduğuna göre 90'ları ve eşit kenarları unutmamalıyım. Hocam bura 90'sı, bura 20 işte. Hızlı bir şekilde yapın. Tamam. Bu 90. E bunlar köşegen oldu. Şu köşegen oldu. Mecbur burası 45. 45 Tamam. Köşegeni de gördük. Şimdi şu küçük üçgene bakar mısın? X artı bu ikisinin toplamı eşit olacak. 180'e şu ikisini yapar 65. 65'i karşıya atarsan 115 yaptı. Sen 115 derecesin. Bununla topla 150 e, 160, 20 daha 180. Tamam. Sağlamasını da yaptım. Olay bitti. 90'ı kullandım gördünüz mü? Kare özelliği ikiz kenar olması 45'i 45'i siz de çöze çöze alışacaksınız. EF ya EF buradan buraya alakasız bir çizgi. Bu alakasız çizgiyi bulmak için bunu bir dik üçgenin kenarı yapmalısın. Bak hemen bunlar kare ya. Buralar dik ya. Tamam şöyle dik. Aşağıdakine bir paralel çizgi çiziyorum. Paralel olduğu için mecbur bu da buna dik olacak. Çünkü iki paralel aynı çizgiyle aynı açıyı yapar. Dik dik bu buraya taşınır. Bu dokuzsa karşı kenara eşit olur. Çünkü burada dikdörtgen dörtgen oluşturdum. Bak buralar dik. Buralar dik. Dikdörtgen karşılıklı kenarlar eşit. Bu 24 de yukarıya 24 diye geçer. Tamam. Hmm, burası 8. Bak kare. Buru 24 ise burada 24. Burada 24 tamam mı? Hocam 9'u burada buraya 15 kaldı. Burada 24. Şimdi 9 8 daha ne yapar? 17. 17'den 24'e ulaşmak için bana 7 lazım. Şimdi toplayın 16 8 daha 24. Tamam. Bu uzunluğu da buldum. Şimdi bu üçgene bakar mısın? Bak şunu unutma. Şu karesinden dolayı 24'ü hem buraya hem buraya hem buraya hem buraya eşitledim. Önemli. Hocam bu 7, 24, 25 üçgeni. Teşekkür ederim. Doğru diyorsun. Dik üçgen. Yapamadı. Bunun karesini, bunun karesini al. Bunun karesini eşitle. Yine Pisagor'dan bulacaksın. ABCD karesinin çevresi nedir? Karesi dediğine göre diklik ve eşit kenarlar hemen aklıma geliyor. Tamam burada da var. Güzel. Burası 12 sadece. Hmm, eşitleyemedim. Aa burası 9. Ya şu diklik ne? Bak şunu unutma. Şekillerde eksik çizgiyi genelde devam ettir. Düz bir şekilde. Şimdi bu çizgi buna dik olduğu için buna da dik olur. Böylece diklikten diklik çıktı. Öglit. Öglit bantısı aklınıza gelecek. Şimdi bunun bir kenar uzunluğunu bilmiyorum. Tamam bilmiyorum. Ne diyeyim? Mesela bir kenar uzunluğu A santim olsun mu? A. Burada A. Şurası ne olur? A eksi 12. Çünkü tamamı A. 12 buradaysa A eksi 12. Şimdi buraya bakalım. Buranın tamamı da A. Aşağıdaki A şuraya da eşittir. Burası da A. Burası 9 olduğuna göre A eksi 9. Güzel. Bura A eksi 12 ise karşıtı da A eksi 12'dir. Burası 12 ise burada 12'dir. Öglit ne diyordu? Diklikten diklik çıkarsa bu iki parçanın çarpımı bunun karesine eşittir. Yani A eksi 9'un karesi eşit olacak. Bu iki parçanın çarpımına 12 ile A eksi 12'ye. Güzel. Şimdi kare açılımı yapalım. Şu yukarı yazacağım. A kare birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Çarpıyorum 9A iki katı 18A. 9'un karesi sonra 80 eşittir. 12 içeri dağıt. 12A eksi 12 ile eksi 12 çarp. Eksi 144. Bunların hepsini bu tarafa atalım. Öyleyse A kare bu eksi 12 adı diye gelir. Eksi 18 de burada var. Eksi 30 A. Bu buraya artı diye geçer artı 225 eşittir 0. Şimdi burada A'nın ne olduğunu tahmin edelim bakalım. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Burada biliyorsun önce doğru yöntemi yapıyorum. 225 çarpanlara yarım çarpınca 225 vermeli toplayınca eksi 30 vermeli. Tabii ki eksi 15 eksi 15 çarpıldığı zaman artı 225 yapar toplandığı zaman eksi 30 yapar. Dolayısıyla A eksi 15 çarpı A eksi 15 eşittir 0 diye yazılır. Buranın sıfır olması için A 15 olmalı. Buranın sıfır olması için yine A 15 olmalı. Yani A sadece 15 olur. Buradan A'nın değerinin 15 olduğunu anlıyorum. Çevresi diyor 15, 15, 15, 15. 4 tane 15 ne yapar? 60. Cevap 60 santimdir. Fakat bazıları şu ikinci dereceden denklemi açamayacak. O zaman de ki ya bu bir tam sayı sonuçta. Tahmin et. A yerine 10 ver yetmeyecek. 12 ver yetmeyecek. 15'i bulana kadar. Yani bunu çözmeyi bilmiyorsan mecbur böyle deneme yöntemi yapmak zorundasın. Üzgünüm ama bu böyle. ABCD karesinde BE'yi soruyor. Nerede? BE burası. Ha, bir dakika diyorum. Bu alakası saçma çizgiyi dik üçgenin bir kenarı haline getirmeliyim. Şu çizgilere bakıyorum. Simetrik. 1, 1, 6. Güzel. A diyorum ki bunu nasıl bir dik üçgenin kenarı haline getireyim? Buraya diklik indiririm. Şimdi bak buraya indirdiğim diklik. Burası ikiz kenar ya. Çünkü kare dediği için şu çizgi şuraya eşit. Bu ikiz kenardan indirdiğim dik dik aynı zamanda kenar ortaya olur. Bu parça buraya eşit olmak zorunda. Zaten bu bir köşegendir. Köşegenler dik kesişir karede. Onu boş verin İkiz kenardan gideyim. İkiz kenarda dik dik indirdim. Kenar ortaya olmalı. Bir, altı daha yedi. Bir daha sekiz. Burası toplamda 8 olduğuna göre. Dördü burada olmalı. Şurası dört olmalı. Bir burada olduğuna göre 3 Burada da 4 olmalı. Bir burada olduğuna göre 3 Tamam. Başka? Hmm. Aa hocam. Efendim canım. Şimdi sevgili hocam. Şurayı siz 6, 2, 1, 1 daha 8. Burayı 8 buldunuz. Bu kenarları bulabilirsiniz ki 90 derecede 45'in karşısında ne varsa 90'ın karşısında kök 2 katı vardır. Kök 2 katı 8 olan şey nedir? 4 kök 2'dir. Bu da 4 kök 2. Böylece 4 kök 2'nin kök 2 katı 8 olur. Heh. Burayı da 4 kök 2 buldum mu? Yani burayı da 4 kök 2 buldum. 4 kök 2 yaz yaz. Başka hangi bilgi lazım? Şimdi ben bu üçgende bir işlem yapacağım. Burayı kullanacağım. Tamam bak burayı 3 buldum şurayı bulmalıyım. Aha kapat elini şu beyaz üçgenden Pisagor'dan burayı da bulurum. Buraya A de. A kare artı 4'ün karesi 4 kök 2'dir. Şimdi burası 4 burası A. A kare artı 4'ün karesi eşittir. 4 kök 2'nin karesi ne yapar? 4'ün karesi 16 kök 2'nin karesi 2 çarp 32. A kare eşittir. Bu 16'yı karşıya at. 32'den çıkar 16. Karesi 16 olan şey nedir? 4. A 4'tür. Burası 4. Boşuna uğraşmayayım. Aa bunlar ikiz kenar zaten. Doğru ya bunlar köşegenler birbirine ortalardı. Aha şimdi bu üçgene bakarsan. BE nedir hocam? Burası dik üçgen. Bu diklik burada da var. 3, 4, 5 üçgeni. Süper. Aradığımız şey 5'tir. Teşekkür ediyorum. Güzel miydi? Bence hoştu. Uçuralım o zaman. Son soru mu? Bakayım. Ama bir tane daha varmış. Güzel. Bakalım bakalım. CE. CE. Bakın yine saçma bir çizgi. Ya alakasız saçma bir şey. Sen bir dik üçgenin kenarı olmalısın. Benim güzel çizgim. Nasıl yapabilirim? Hocam burası kare. 10 kökü ise şu da 10 kökü hocam. Teşekkür ederim. Bak bu diklik. Buralar mecbur 45-45. Çünkü bunlar ikiz kenar ya eşit olacaklar açılar. Şimdi 45'in karşısında 10 kökü varsa 90'ın karşısında onun kök 2 katı olur. 10 kök 2 kök 2 ile çarparsanız kök kök 2 yapar. Onunla çarp burası 20 yaptı. Bak bunu dik üçgeni bir kenara hale getirmek istiyordum ya. Yapacağım şey şu. Buradan diklik indir. Bu indirdiğin diklik ikiz kenardan dolayı kenar ortaydır. 20, 10, 10 diye bölüşülür. Böylece dik üçgenin bir kenarı haline geldi. Bak buradaki dik üçgene odaklan. Ya diklik var. Şimdi hocam diyeceksin. Burasını buldunuz. 10 burası, 14'te burası, burası 24. Şurası şöyle 24. Aradığınız şey bu. Şurayı da bulmalısınız. Bak şu beyaz üçgene bak. Buraya da A diyelim. A kare artı 10'un karesi. A kare artı 10'un karesi. Yani 100 eşittir. 10 kök 2'nin karesine 100 200 yani. At bu tarafa a kare 100 yapar. A 10 çıkar. Bu da 10'muş zaten. Şöyle direkt 10 yapayım bunu. Tamam. Şimdi bulundu. Burası 10. Burası 24. Burası x. Hangi özel üçgen? Aklına geldi mi? Bak şimdi hemen hatırlatacağım sana. Şimdi hemen hatırlayacaksın. 5, 12, 13 hatırladın mı? Evet. 5, 12, 13 özel üçgen. Bak 5'in 2 katı var 10. 12'nin 2 katı var 24. Hipotenüste de 13'ün 2 katı olmalı 26. Bitti. Hatırlayamadın. Onun karesini al. 26'nın karesini al. Topla. Eşittir x kare de Pisagor'dan da yapabilirsin. Ama şu kadar basit bir şey varken kim uğraşacak Pisagor'la? ABCD karesinin. Bir dakika. Kare dedi. Kare dedi. Hemen dur. Kare. Kenar uzunlukları eşit. 90'lar var. köşegenler çok değerli. Alanı ne kadardır? Şimdi 15. Burada 90. buraya 75. Ne işime yarayacak acaba? Merak ediyorum. Burası 15 olur. Mecbur açıları 180'e tamamladım. Hocam hocam efendim hocam şöyle yapsanız nasıl? Şimdi a a a kök 2 burası 90 derece. Şuradan köşegen çizsem dik üçgenden yürüsem bura 7 olur. Bura a kök aha doğru. Bak şimdi bu bu köşegeni çiz. Tam şu köşeye gelsin. Bu köşegen mecbur 45 45 diye bölünür. 45 45. Burada 45 yapacağı için burası 30 kaldı. Burası 45. Buranın tamamı 45. Anladın? 30 15 45 yapacak. Şimdi kim gördü 30 60 90 üçgenini? Buranın tamamı 60'tır. Bak şuraya odaklan bak. Mavi yere. Mavi 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 mavi. Burada 90, burada 30, burada 60. 15 ile 45 60 yapar sonuçta. Tamam. 30'un karşısında 7 varsa 90'ın karşısında 2 katı olan 14 olur. Bitti. 60'ın karşısında da burası 7 köküştür ama lazım değil. Ben burada şimdi kenarları bulabilirim. Bu kenar A. Bu kenar A diyelim. 45'in karşısında A varsa 90'ın karşısında kök 2 katı olur. Kök 2 katı olur. Yani burası A kök 2. Yani A kök 2'ye denk gelen yer 17 oluyor. Köşegen uzunluğu. Pardon ne 17'si? 14 oluyor. Köşegen uzunluğu. A dediğim şey 14 bölü kök 2'dir. Kök 2 ile genişletmeliyim. Yaparsana 14 kök 2 bölü 2 Bunda bunu çarpımı 2 yapar. Böl 7 yaptı. A dediğin kenar 7 kök 2'ymiş. 7 kök 2 eşittir 7 kök 2. Şimdi ne edecek? Alanını sormuyor mu bana? Evet. Dik olan iki kenarını çarp. Bitti bu kadar. Ya da bununla bunu çarp. İkisi zaten aynı şey. 7 kök 2 ile 7 kök 2. çarpar mısınız? Çarpı 7 kök 2. Bu alanı verecek. 7 kere de 49. Kök 2 ile kök 2 2 yapar. 49'u 2 ile çarp. 98 cm kare. Oley be. Hemen şöyle kalp içine al. Güzel. Alanı da budur arkadaşlar. Alan bulmak için kenar lazımdı. Bu kenarları bulmak için Köşegen bulmam gerektiğini düşündüm. Neden? Ya dedim bu 45-15 nedir Allah'ın size Hiçbir işime yaramaz ki. 90 var. Bu 90'ı kullanmak için dedim burada bir dik üçgene çevirmeliyim. Yani dik üçgen elde etmeliyim. Bu 90 dik üçgende işe yarar. Aa bitmiş. Arkadaşlar bir sonraki derste görüşeceğiz. Lütfen lütfen ama lütfen bol bol soru çözün. İnşallah bir de bir sonraki ders bir sonraki konuya geçeceğiz. O neydi ya? Yamuk muydu? Ha, yamuğa geçeceğiz. Ben burada kitabı karıştırıp bakayım dedim. Yamuğa geçeceğiz. Biliyorsunuz Geometride iki tane kampımız var şu an. Biri alıştırmalarla geometri. Basit bir şekilde temeli alıyoruz. Sonra geo yapan uçar. Süper yenilisi sorularla da orada uçuyoruz. Bu ikisini arka arkaya takip edin lütfen. Bol bol soru çözün. Elinizde hangi kaynak varsa önce kolaydan başlayarak lütfen bol bol soru çözün. Çözemediğiniz sorular var değil mi? Çözümlerini izleyin. Arkadaşınıza, öğretmenize sorun. O çözemediğin sorular size çok şey öğretecek. Onların peşini bırakmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs>